Merhaba arkadaşlar. Kendini Öğrenme Okulu'na hoş geldiniz. Bugün size en kafanızdaki en önemli sorulardan bir tanesi olan şeyi anlatacağım. Neden Eren evliyalar gizlidir? Erenler, evliyalar gizlidir. Mesela en basit bir örnek vereyim. Doğa hani mantar yersiniz siz. Mantar doğada 30 bin çeşit mantar vardır. Bu mantarların topraktan dışarıya doğru çıkmış olan kısımların neredeyse hepsi zehirlidir. Yani ben buradayım diyen mantarlar, yani dışarıdaki mantarlar, zehirlidir. Yani ben işte evliyayım, ben şıhım, şeyhim, ben işte ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm ya da işte ben peygamberim diyen, yani dışarıdaki mantarların hepsi de insanları zehirlerler ve onların hayatlarını cehenneme çeviren insanlardır. Demek ki dışarıda gördüğünüz mantarlar yenmezmiş. Mantar ben de bilmiyordum. Yani biz pazardan aldığımız sunni mantarları biliriz. Onun dışında böyle köylülerin getirdiği işte çıntar dediğimiz veya çok pahalı çeşit mantarlar. Mesela öyle bir mantarlar var ki kilosu 60-70 bin lira olan. O mantarları bulabilmek için özel köpekler yetiştiriliyor. Niye? En gizli yerde. Yani bir köpek olmazsa bir insan o mantarı bulamıyor. Demek ki toprağın altında, ağacın kabuğun altında, yani en gizli yerde olan mantarlar en değerli mantarlar. Neymiş? En gizli olanlar en değerlileri. Demek ki en değerli olan en gizli olandır. Mesela insan içinde mesela en gizli yerleriniz en değerli yerlerinizdir. Gizlediğiniz, sakladığınız, işte açığa çık yıllardır hani resminin bile olmadığı bir zaman vardı. Şimdi neredeyse internette her şeyi görebilirsiniz. Gizli diye bir şeyimiz kalmadı. Yani burada sizin dikkat edeceğiniz en önemli şey açıkta olan veya ünlü olan, tanınmış olanlardan mümkün olduğunca uzak durmak. Şimdi neden Eren evliyalar gizlidir? Bunu çok güzel bir hikayeyle size anlatmak istiyorum. Devletler arasında yani Milli İstihbarat Teşkilatı yani gizli teşkilat her ülkenin böyle gizli istihbarat üyeleri vardır. Bu üyeler özel yetiştirilir. Devlet için canını vermeye hazırdır. Devlet için hayatını, her şeyini yani artık ölecekse de ölümüne kadar teslim olan bir teşkilattaki insan. Buna hani işte Türkiye'nin adı, Türkiye'deki nedir? MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Yani MİT Teşkilatı bir tane. Ağırlıklı olarak bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nı aldıkları kişilerin çoğu şeydir böyle anasız babasız yani yurtlardan murtlardan hani alırlar. Bunları genç yaşta eğitirler. Yani mümkün olduğunca onların hani 30-40 yaşına kadar değerlendirirler. Ondan sonra 40 yaşından 50 yaşından sonra da emekli edip evlenmelerine, çoluk çocuk sahibi olmalarına izin verirler. Belli bir tek sistem içindedir.
Yani bu Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki bir kişiyi tanımazsınız. Gizlidir. Ve bir tek memur maaşı olur. Yani bir polis kaç lira alıyor diyelim, 10 lira alıyor. İstihbarattaki de 15 bin lira alır. Yani bundan daha fazla bir para gerek, yani çünkü her türlü ihtiyacını devlet karşılıyor zaten. Fakat bu Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir kişiyi diyelim ki yurt dışına gönderdik. Sen git orada şu araştırmayı yap. İşte şu bilgileri topla dedik. Veya oradaki şununla ilgili işte özel çalışmaları bizim için yap dedik. Sen oraya gittiğinde devletin bütün güçlerini kullanma yeteneğini sana verirler. Yani hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, hatta para. Yani sen gidersin, dersin ki işte ben burada şöyle bir iş kuracağım ve o adamlarla böyle yanaşmam lazım. Ya da buraya ben işte 1 milyon lira rüşvet vermem lazım. Devlet hemen o kişiye 1 milyon lira para gönderir ve o kişi o rüşveti verir, oradaki bilgiyi alır ve devlete getirir. Yani o 1 milyon lirayı alıp cebine atmaz. Yani istihbaratta yetişmiş kişi için söylüyorum. Yani vatanı milleti için. Şimdi bu gizli iş teşkilat Allah'ın yeryüzündeki erenleri, evliyaları gizli teşkilattır. Yani bunlar insanlara sır bilgileri, gerçek bilgileri böyle bizim gibi bilen, bilmeyen, okumuş, okumamış, kitap okuyan, okumayan, dinsiz, işte eleştiren, yargılayan, bilmem hani böyle ortada anlatmaz. Bunlar sadece ve bir kişiye anlatır bu bilgileri. O kişiyi uyandırmak ve fark ettirmek için. Yani orta yerde bütün sır bilgiyi anlat. Orada eren evliya öyle bir şey yok. Sadece kulaktan kulağa aktarılır. Sır bilgi sadece insandan insana aktarılan bilgidir. Aynı hafızların Kur'an'ı ezberlemesi gibi Kur'an'ı hiçbir zaman kağıttan değil başka bir üst seviyedeki hafızdan o dinleyerek onun Kur'an'ı ezberleyip ezberlemediğini başka daha önce ezberlemiş olandan öğrenir. Yani yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'den öğrenip ben hafız oldum diyemezsin. Mutlaka hafız olabilmen için senden önce hafızlık yapmış ve hafızlık eğitimlerini geçmiş ve o Kur'an'ı doğru ezberlemiş kişiler seni onaylarsa hafız olabilirsin. Yoksa herkes Kur'an okuyor. Kur'an okuyan herkes nedir? Hafız değildir. Hafız olabilmek için, muhafız olabilmek için senden önceki birinin seni onaylaması lazım. Evet, bu gizli istihbarat teşkilatı Allah burada bir kişi kendini Allah için hani işte para, mal, mülk her şeyini Allah yolunda feda etmiş. Artık dünya hayatından vazgeçmiş. Böyle bir yani Allah'ım ben senin gözünün, kulağının, tutan elinim durumunda. Ben seni istiyorum, başka da bir şey istemiyorum diyen birisinin aynı gizli istihbarat teşkilatındaki gibi Allah ona dünyadaki bütün nimetleri, bütün kuvvetleri, bütün bilgileri ona yükler. Yani der ki kulum ne lazım sana? İşte ben seni anlatabilmem için bana işte şu lazım. Hemen araba lazım, şoförlü gönderir. Yani sen şaşarsın. Sabahtan akşama kadar Allah'ım hayretimi artır. Bugün de böyle yani mükemmel bir hayatı nasıl hak ettim ki? Yani ya da bizim hep söylediğimiz şey vardı. Hep mi benim başıma gelir arkadaşım? Hep mi bütün güzellikler beni bulur demeye başlarsın? Yani burada ne vardır? Aynı uluslararası teşkilatlardaki, gizli teşkilatlardaki olduğu gibi erenler, evliyalar gizlidir. Onların yani işte hocam bizim için bir dua ediver filan. O adamı bulamazsın ki. Yani şimdi bununla ilgili en önemli hikayelerden bir tanesi
Ve bazılarınız dinlemiştir bu hikayeyi. Arkadaşlar, padişahın bir tanesi diyor ki, vezirim, hep böyle anlatıyorsunuz, erenler var, evliyalar var. Nerede bunlar diyor, yani hiç ortalıkta görünmüyor. Efendim diyor, şey yapalım, yarın diyor tepkili kıyafet giyelim ve işte gidelim, hani birkaçıyla tanışalım. Ertesi gün padişahla veziri tepkili kıyafet giyerler ve sakın der padişahım, orada müdahale etmeye kalkmayın. Sadece siz seyredin, izleyin. Yani önce giderler, bir kasaba girerler. Kasap güzel karşılar. Efendim hoş geldiniz. Allah'ın ne güzel kulları varmış. Allah'ın ne güzel insanları varmış diye diye karşılar. Ve vezir der ki, oradan bana bir kilo kuşbaşı kes der. Pek beğenmedim, çok yağlı oldu der. Sen oradan bana biraz yağsız kuşbaşı kes der. Bunu da beğenmedim. Sen en iyisi bana oradan bir kemikli et ver der. Hiç hoşuma gitmedi bu et der. Sen bana kıyma ver der. Hiçbirini almadan vallahi der, burada memnun kalmadık. Kasap, efendim sizi memnun edemedim. Çok kusura bakmayın. Allah'ın ne güzel kulları varmış. Gene beklerim, ne zaman isterseniz efendim der. Tezgahın üstü parça pinçik edilmiş etlerle beraber vezirle padişah dışarı çıkar. Padişah çok sinirlenir vezire. Ya arkadaşlar, o kadar kestirdin, bari biraz et alsaydın falan. Boş ver, boş ver der. Yani ama der, adam hiç kızmadı yani, bizi bağırmadı, kovmadı, hatta hala iyi davranıyordu. Öyledir efendim der. Dışarı çıkarlar. Bir de kumaşçıya giderler. Kumaşçı da içeri girince, kumaşçı böyle orada sedir gibi bir yere oturmuş, elinde tesbih, yani Subhanallah çekiyor. Vezir der ki, kalk bak, biz müşteri geldi, baksana der, sen ne biçim esnafsın der. Ondan sonra adam yerinden kalkmadan der ki, bak bakalım der, işte kırmızı mı istiyorsun, yeşil mi istiyorsun, sarı mı istiyorsun? Yoksa 3 metre mi istiyorsun, 5 metre mi istiyorsun, 7 metre mi istiyorsun? Bunlara bir karar ver de der. Ondan sonra kalkayım ben sana hizmet edeyim. Şimdi geldiğiniz der, kasaptaki gibi ben kumaşlarımı parça pinçik ettirip de sonra ya işte kusura bakmayın işte beğenmedim deyip gidecek birisi değilim der. Yani o, padişah sinirlenir. Der ki şuna bak, adam yerinden bile kalkmadı. Müşteriye böyle mi hizmet edilir der. Bunlar dışarı çıkarlar. Padişah sorar, hangisi daha derindir bunların? Efendim der, kumaşı derin insandır, evliyalardan biridir. Çünkü kasap daha veli, yeni bu yola girmiştir. Yeni velilerdendir. Yani çünkü daha dünya hayatıyla uğraşır. Keser, biçer falan. Öbürü ne hakkını yedirir, ne de kimsenin hakkını yer bu kumaşçı gibiler der. O yüzden erenler, evliyalar ne hakkını yedirir, ne de kimsenin hakkını yer. Yani burada en çok dikkat edeceğim, iyi olmak, iyi davranmak. Ne yapalım? İşte siz birine iyi davrandığınız zaman onun üzerindeki sevabın bir miktarını alıyorsunuz. Ve bu da sizi yüceltmiyor. Yani siz her iyi davrandınız, dayak yediniz, dayak yerken o kişideki sevabın çoğu sizin üzerinize geçer. Ama siz bir tane karşılık verirseniz tekrar almış olduğunuz sevabı geri verirsiniz. Burada günah sevap kavramları enerji olarak düşünün. Ben öyle mecburen üç boyutlu alemde madde, mekan, zamana bağlı konuşmak zorunda olduğum için, yani o yüzden anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum. Mesela siz işte kocanız size eziyet ediyor ya da sizi küçük düşürüyor, sizi işte küçük düşürücü sözler söylüyor. Siz kocanızın üzerinde birikmiş olan tüm sevapları alıyorsunuz. Bu hiç iyi bir şey değildir. Yani ne başkasının sevabını alacaksınız,
ne de kendi sevabınızı başkasının almasına izin vereceksiniz. Yani burada yani şeyli olmak zorundasınız. Adaletli, ya işte iyi de olayım, o da işte bana kötü davransın, o öbürü de cehennemde yansın, ben de cennete hazırlayayım. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayat yok. O yüzden siz eğer hakikaten bu gizli teşkilata girmeye karar verdiyseniz, Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmeye karar verdiyseniz, yani Allah'ın varlığı ve birliğini insanlığa yaymak, hakikat ilmini öğretmek için, o zaman ilk yapacağınız şey bütün dünya hayatından vazgeçmeniz lazım. İkincisi, hiçbir zaman ünlü olmak, tanınmak veya işte insanlar beni tanısın, elimi öpsün, sıraya girsin, bunların hiçbirinin olmayacağını baştan bilmeniz lazım. Asla ve asla sizin yaptığınız iyiliği kimsenin görmemesi lazım. Bir veren elin alan eli görmediği bir alanda yaşamanız lazım. Övüneceğiniz, egonuzun şişireceği hiçbir şey olmaması lazım. Yani siz bütün malınızı dağıtmışsınız, yani kiralık küçük bir eve yerleşmişsiniz ve diyorsunuz ki var ya ben çok zengindim, Allah yolunda bütün malımı dağıttım, işte böyle küçücük bir yere taşındım, artık hani günde bir zeytin bir hurmayla geçiniyorum falan diye anlattığınız zaman sizin ego devam ediyor demektir. Yani istihbarata girme şansınız bu şeye benziyor. Yani istihbarata giriyorsunuz, gittiğiniz yere diyorsunuz ki vallahi ben işte Türk istihbaratından geliyorum, buradaki bilgileri toplamaya geldim gibi kendinizi açık ediyorsunuz yani. Demek ki Allah yolunda olan kişiler aynı gizlidirler. Yani bunlar mesela melamiler için şöyle bir laf vardır. Melamiler gizlidir, sohbetiyle ayandır. Yani açığa çıkar. Bir kişi sohbet ederken ha dersin ki bu adam melami. Ama bir kişi gidip merhaba hocam ben melamiyim dedi mi o kişi artık hani gizliliğini kaybetmiştir. Asla da melami değildir. Yani melami olabilmesi için ben melamiyim dememesi veya o bir tarikata giriyor artık. Biz işte falan melami grubuna gidiyoruz. Yani tamam bir tarikat olmuşsunuzdur. Yani melamiler gizlidir. Sohbetiyle ayana yani ayan beyan açığa çıkar anlamında. Evet, bugün bir yarım saat, bir saat sonra ben bir video daha hazırlayacağım. Bu videoları arkadaşlar Aşram Evi YouTube kanalından izlerseniz çok teşekkür ederim. Ve Aşram Evi Haziran ayında açılacak. Bir tanesi Zubatan Yaylası'nda, bir tanesi de Antalya'da açılacak. Şimdiden isimlerinizi asistana yazdırırsanız yavaş yavaş katılmak isteyen, yani orada sohbet etmek isteyen, meditasyon yapmak isteyen, bu yolda gerçekten varım diyen arkadaşlar asistanımla görüşür ve bu yolda Haziran'dan itibaren hep beraber yürümeye devam ederiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz, seyrettiğiniz için. Pazar olduğu için bugün sınav vardı. Herkes sınavda başarılar diliyorum.